Webpress Okulu'ndan herkese merhaba. Ben Eren. Bugün sizlere The Seven adlı response interface'ının nasıl kurulum yapıldığını ve ayarları nasıl yapılacağını göstereceğim. Dilerseniz açıklamadaki linkten tema indirebilir ve kurabilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak temamızı indirelim ve masaüstüne aktaralım. Dosyalarımızı aktaralım. Şimdi sıralım. Temamızı kurmadan önce indireceğimiz iki eklenti var. Bunlardan biri PHP Settings, diğeri ise WP Config. Bunun için eklentilere geliyoruz. Yeni ekleye tıklıyoruz. Ve buraya PHP Settings ekliyoruz. Eklentimizi hemen yüklüyoruz. Ve etkinleştire tıklıyoruz. Daha sonra tekrar aynı şekilde yemek getiriyorum. Bu sefer de WP config yazıyorum. Hemen yüklüyorum ve etkinleştire tıklıyorum. Şimdi ise eklentilerden PHP settings'in ayarlarına gelelim. Açıklamada vermiş olduğumuz kodları buraya yapıştırıyoruz ve kaydediyoruz. Daha sonra WPGF editörüne giriyoruz. Memory limit 40 iken 256'ya çıkarıyoruz ve kaydediyoruz. Update ve done'a tıklıyoruz. Şimdi temamızı kurabiliriz. Appearance'dan Temps'e geliyoruz. Add New diyoruz. Upload Them diyoruz. Choose File. Zip dosyamızı seçiyoruz ve Install Now diyoruz. Temamız kurulduktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda purchase kodu girmemiz lazım. Bunun için dosyalarımızdan purchase kodu kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Ve register tanımlıyoruz. Evet, bu da tamam. Şimdi ise eklentilerini kuralım. Bunun için The Seven'dan plugins'lere geliyoruz. Hepsini seçiyoruz. Install diyoruz ve apply diyoruz. Daha sonra tekrar plugins'lere geliyoruz. Tekrar hepsini seçiyoruz. Activate diyoruz ve apply diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi eklentilerimiz indi. Şimdi demolarımızı koyalım. Şimdi demolarımızı indirelim. Bunun için The Seven'dan Parameter Website'a gidiyoruz. Burada istediğimiz demo kullanabilirsiniz. Ben en üstekini kullanıp devam edeceğim. Import Content'a tıklıyoruz. Daha sonra Select Page Import'a tıklıyoruz. Evet, bu kadardı. Şimdi sitemizi verelim. Görmüş olduğunuz gibi temamız hazır durumda. Evet, temamız bu kadardı. Sayfalar arası değişiklik yapmak isterseniz WP Bakery Page Builder'ı kullanabilirsiniz. Ya da logo, renk ve benzeri şeyleri değiştirmek için Theme Options'tan değişiklik yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.